2 bölü 3'ten 3 bölü 4'ü çıkarıyoruz. Paydalarımız farklı. Dolayısıyla 3 ile 4'ün ortak katı 12 olduğu için ikisini de 12 olacak şekilde genişleteceğiz. 2 kere 4 8, 3 kere 4 12, 3 kere 3 9, 4 kere 3 12. Burada da çıkarırsak 8 eksi 9'dan eksi 1 bölü 12 gelir. Benzer şekilde burada da paydamız 4 ve 5. Bunları en küçük ortak katı 20 olduğu için Birini 5 ile çarpıyoruz. 15 bölü 20. Diğerini 4 ile genişletiyoruz. 16 bölü 20. 15'ten 16 çıktı. Burası da eksi 1 bölü 20'dir. Yani şimdi biz eksi 1 bölü 12'ye eksi 1 bölü 20'ye bölüyoruz. Payı aynen yazıyorum. Paydayı da ters çevirip çarpacağım. Burası da 20 bölü eksi 1. Bu eksiler gitti. Cevabımız buradan 20 bölü 12. Çıklarda bu yoktur. Tabii ki 4'e bölüyoruz. 5 4'e bölüyoruz. 3 en sade hali C şıkkı. Önce parantez içerisinden başlıyoruz. İçeride bir tane daha parantez var. Dolayısıyla önce 3 bölü 4 bölü 7 bölü 8 yapıyoruz. 7 bölü 8'i ters çevirip çarpıyoruz. Burada sadeleştirirsek 8'e 4 2 defa var. Burası 6 bölü 7. Sonra bu 6 bölü 7'yi 6 bölü 5'e bölüyoruz. Bölmede neydi? 6 bölü 7'yi aynen yazıyorum. Diğer kesri ters çevirip çarpıyorum. Burada da 6'lar gitti. Parantez içerisi 5 bölü 7 oldu. Yani sonuç olarak 1 bölü 2 bölü 5 bölü 7 gibi bir durum var. Burada da yine birinciyi aynen yazdım. Diğerini ters çevirip çarparsam cevabımız 7 bölü 10 C şıkkı. 4 işlemde öncelik burada toplama çıkarma değil çarpma bölmededir. Şu kesirleri önce düzeltelim. Burası 1 çarpı 4 bölü 3'tür. Asıl kesir çizgimiz bakın burası. Diğerinde de 1 bölü 2'ye 3 bölü 1'e bölüyoruz. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 gibi. Burası 4 bölü 3. Diğer kesirimiz de 1 bölü 6. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 bölü 3 eksi 1 bölü 6 bölü 2. Şimdi bölmeleri yapalım. 1'i aynen yazdım. 4 bölü 3'ü ters çeviriyorum. Buradaki bölmede 1 bölü 6'yı aynen yazdık. 2 bölü 1'i ters çeviriyoruz. Eksi olacak şekilde devam edelim. Buradan 3 bölü 4 gelir. Eksi 1 kere 1, 1. 6 kere 2, 12. 1 bölü 12. Paydalarımız birbirinden farklı. Bunları 12 işleyelim 9 bölü 12 eksi 1 bölü 12. Buradan da 8 bölü 12 gelir. Pay ve paydayı 4'e bölersek buradaki en sade halimiz 2 bölü 3 ile D şıkkı. Burada payda eşitlemeye tam sayılı kesiti bileşik kesiti çevirmeye gerek yok. Bakın burası 4 bölü 7. Burada da 4 bölü 7 var. Birbirinden çıkarıyoruz. Yani 32 eksi 24'ten payımız 8'dir. Burada da 1'i aynen yazdım. 1 bölü 2'yi ters çevirirsem paydamız da 2 çıkar. Dolayısıyla 8 bölü 2'den işlemin sonucu A şıkkı. Bu işlemde her bir şeklin değeri içinde bulunan sayı ile şeklin kenar sayısının çarpımına eşittir. Yani burası dörtgen olduğu için 3 bölü 16 çarpı 4'ten bunlar da sadeleşirse 3 bölü 4. Buraya 3 bölü 4 yazalım şöyle dursun. Bu da 4 bölü 7'yi üçgen olduğu için 3 ile çarpıyoruz. 4 bölü 7 çarpı 3'ten 12 bölü 7 Sonrasında beşgenimiz var. 7 bölü 60'ı 5 ile çarparsak 60 ile 5 sadeleşir. 7 bölü 12. Son olarak eksi 1 bölü 36'yı 6 genin 6'sı ile çarpıyoruz. Sadeleşiyor 1 bölü 6. Yani 3 bölü 4 artı 12 bölü 7 çarpı 7 bölü 12 eksi 1 bölü 6. Yine toplama çarpma çıkarma var. Önceliğimiz çarpmadadır. 7'ler sadeleşir. 12'ler sadeleşirse burası 1'dir. 3 bölü 4 artı 1 eksi 1 bölü 6. E paydalarımızı 12 ile eşitleyelim. 3 ile 12 ile ve 2 ile çarpalım. 9 bölü 12 artı 12 bölü 12 eksi 2 bölü 12. Buradan da düzenlerseniz en sade halimiz E şıkkı. Yine bakın paydalarımız oldukça büyük. Biz bu 247'yi 123'e bölersek 2 defa var. 2 tam 1 bölü 123'tür. Baştaki 237'yi de eklersek burası şu şekilde açılabilir. 239 artı 1 bölü 123. Bakın paydamız da aynı. Dolayısıyla ikisi de aynı olduğuna göre buralar sadeleşir. Cevabımız da 1'dir. C şıkkı. Kesirin sonucu 0 olduğuna göre payın 0 olması gerekir. Yani a eksi 2 eşittir 0. Dolayısıyla a değerimiz 2'dir. Bir kesirin tanımsız olması da paydayı 0'a eşitlememiz demektir. a artı 2b eşittir 0. a'mız 2 idi. 2 artı 2b 0. Buradan 2b eşittir. Eksi 2. b eşittir. Eksi 1. Cevabımız b şıkkı Öncelikle parantez içerisini yapalım. Burada da toplama çıkarma değil de önceliğimiz bölmede. 5 bölü 8 çarpı 7 bölü 11. Buradan sadeleşme yoktur. 35 bölü 88. Buradaki artı 4 ile eksi 4 birbirini götürür. 35 bölü 88 çarpı 11 bölü 7 olur. 7 ile 35 5 kere var sadeleşir. 11 88 burada 8 kat Dolayısıyla sağa derece cevabımız 5 bölü 8 ile C şıkkı. Bu şekilde çok adımlı olduğu zaman en alttan buradan başlayabiliriz. 1 kere 3, 3. 1 çıkarırsak burası 2 bölü 3. Sonra yukarı çıkıyoruz. 2 bölü 2 bölü 3. Burada 2'ye aynen yazdım. 2 bölü 3'ü de ters çevirir çarparsam 2'ler gider 3 olur. Yani burası 3 oldu. Tekrar yazalım. 1 artı 1 bölü 2 artı 3 gibi bir durum var. Yani 1 artı 1 bölü 5. Burada da payda eşitlersek 5 kere 1 5. 1 eklersek 6 bölü 5 ile e şıkkı. Yukarıdan başlayalım. 1 kere 2 2. 1 çıkarırsak 1. Burası 1 bölü 2. Aşağıda bakın. Buradan başlamamız gerekiyor. 1 kere 2 2. 1 çıkarıyorum. 1 bölü 2. Yani 1 bölü 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 ile ters çevirip çarparsak burası 2. Sonuç olarak burası 7 bölü 2 eksi 2 gibi. Yine payda işleyelim. Bunu 2 ile çarparsak aşağısı 7 bölü 2 eksi 4 bölü 2'dir. Yukarısı hala aynı. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Burada ister ters çevirip çarparsanız isterseniz paydaları aynı deyip 1 bölü 3 diyebilirsiniz. Cevabımız değişik. Bu eşitlikte pay ve paydayı yer değiştirdiğimizde a artı b bölü 12 eşittir. 5 bölü 3. 5'te 3 bir kere var. Bunu bir tam 2 bölü 3 gibi yazabiliriz. Yani 5 bölü 3 bir kere var. Kalanımız 2. Bir tam 2 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla buradaki a tam sayısı 1'dir. b bölü 12 ise 2 bölü 3'e eşit. Burada içler dışlar yapalım. Bakın 3B eşittir 12 çarpı 2'den 24. B'miz 8'dir. Yani A1, B8 olduğuna göre toplamımız 9'la ile değişik kal. 1 kere 6, 6 deyip 1 eklersek 7 bölü 6. Sonrasında 1 kere 7, 7. Bir eklersem 8 bölü 7. Nokta nokta şeklinde devam ediyoruz. X artı 1 bölü X'e kadar. Çarpma olduğu için 7'ler, 8'ler, 9'lar nokta nokta sadeleşiyor. Sadece 6 ve x artı 1 kalıyor. Bu da eşittir 13 bölü 3 diyor. Sadeleştirirsek 2 defa var. İçler dışlar yapalım. 13 çarpı 2'den x artı 1'imiz 26. Yani aradığımız x değeri bu şekilde 25'tir. B şıkkı. Mesut Bey bir halter barına Önce 2 tane sonrasında 6 tane ağırlık takıyor. İlk başta 1 artı 5 bölü 3'ten 8 bölü 3 birim. Sonrasında 9 kere 5 45. 9 çıkarsak 36 bölü 5 birim olduğunu söylüyor. Buna göre ağırlıklardan bir tanesinin ağırlığını bulunuz. Şimdi 6'dan 2'yi çıkarırsak ne oluyor? 4 parça. Buradaki 4 tane parçanın ağırlığı 36 bölü 5 eksi 8 bölü 3'tür. Paydalarımız farklı. Bunu 3 ile diğerini 5 ile çarpalım. 108 bölü 15 eksi 40 bölü 15 yapıyor. Çıkarsak buradaki 4 parça 68 bölü 15 yapıyor. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirirseniz bir tane parçamız 17 bölü 15 kilogramdır. D şıkkıdır. A sayısı eksi 1 ile eksi 2 arasında bir sayı bu aralık 5'e bölünmüş. Yani A sayısı eksi 1'den sola doğru gidildiği için iki defa gidildiği için eksi 1'den eksi 2 bölü 5 uzaklıkta. B sayısı da 0 ile 1 arasında burayı 6 birim bölünmüş. Bakın 6'ya bölünmüş. 1 6, 2 6, 3 6. Sıfırın sonunda olduğu için 3 6. Sağa delişirse burası da eksi 1 bölü 2. C'ye bakalım. C sayısı 0 ile 1 arasında. Burası 4'e bölünmüş. 1, 2, 3 birim gidilmiş. C'miz de 3 bölü 4'tür. Sonuç olarak burada ABC'yi yerine yazıyoruz. Bunu sadeleştirirsek bakın payda işlersek eksi 5 bölü 5 eksi 2 bölü 5'ten A'mız eksi 7 bölü 5 B değerimizi zaten eksi 1 bölü 2 bulduk. Bölü eksi 1 bölü 2 artı 3 bölü 4'tür. Bölmeyi yapalım. Öncelik bölmededir. Birinciyi aynen yazdık. Diğerini ters çevirip çarptık. Eksiler gitti. Burası 14 bölü 5 artı 3 bölü 4 gibi bir durum. Burada da payda Bunu 4 ile bunu 5 ile çarparsak 56 bölü 20 artı 15 bölü 20 toplarsak 71 bölü 20 ile cevabımız eşkı gelir. Bu kesrimiz sabit bir kesir olduğuna göre m kaçtır? x'in katsayıları m ve 5, sabit sayılarımız da 12 ve eksi 4'tür. Bunların oranı birbirine eşit olursa bu kesre sabit kesir diyebiliriz. İçler dışlar yapalım. Eksi 4 m eşittir 60. Her iki tarafı eksi 4 ile sadeleştirirseniz m değerimiz eksi 15 olur. Cevabımız da a şıkkı. Burada 4'e bölünmüş 1'i alınmış. İkincisini de 8'e bölmüşüz. 3'ünü taramışız. Burada da 6'ya bölüp 4'ünü taramışız. Yani burası sağa değişirse 2 bölü 3. Burada değerleri yerine yazalım. 1 eksi 1 bölü 4 bölü 1 bölü 4 bölü B'miz 3 bölü 8 C'miz de 2 bölü 3 artı 1 diyor. Burası 4 kere 1 4 1 çıkarırsak 3 bölü 4'tür. Bu 1 bölü 4'ü de çarpmaya çevirsek 4 bölü 1 Buradan 3 geldi. Sonra burayı devam ettirelim. 3 bölü 8 çarpı ters çevirip çarparsak 3 bölü 2'den burası da 9 bölü 16. Yani 3 bölü 9 bölü 16 artı 1. Önce bölmeyi yapalım. Ters çevirip çarparsak burası 3 çarpı 16 bölü 9 artı 1'dir. Sağ deleştirelim. Burada 3 defa var. 16 bölü 3 artı 1. Burada 3 kere 1 3 deyip toplarsanız da Cevabımız E şıkkı gelir. Ayşe Hanım yukarıda verilen 24 eş bölmeli puding kabına sıcak pudingi koyarak kaldıracaktır. Elindeki pudingi bölmeleri tam doldurarak şekildeki gibi koyduğunda 15 bölme doğmaktadır. Elindeki pudingi tüm bölmelere eşit olarak paylaştırsaydı her bir bölmenin kaçta kaçı boş kalırdı. Yani şu an 24 bölmenin 15'i doluyor. Dolayısıyla sadeleştirirseniz 3 5 bölü 8'i her bir kabın doğmuş oluyor. 1'den 5 bölü 8'i çıkarırsak da her bir bölmede 8 ile 3'ü boş kalıyor. Cevabımız C şıkkı. 1 bölü 8'i 1 bölü 4'e bölün demiş. 1 bölü 8 bölü 1 bölü 4. Ters çevirip çarptım. 1 bölü 8 çarpı 4 bölü 1. Sadeleştirirsem burası 1 bölü 2. Şuraya 1 bölü 2 yazıyoruz. Sonra burada bir çarpma işlemimiz var. 1 bölü 4 çarpı 12 bölü 5. 12 ile 4 sadeleşirse burası da 3 bölü 5 yapıyor. Son olarak diyor ki bunları birbirinden çıkarın. Yani 1 bölü 2'den 3 bölü 5'i çıkarıyoruz. Paydalarımız 2 ve 5. Bunları 10'da genişletiyoruz. 5 eksi 6 bölü 10'dan aradığımız x değerimiz eksi 1 bölü 10. Bu da a şıkkıdır. Burada 5 tane eşitsizlik var artı ve bölme işaretini yer değiştirdiğimizde bu artık eşitlik haline geliyormuş. Burada tüm şıkları deneyeceğiz. Yapacağımız başka bir şey yok. Şimdi D şıkkına direkt ben bakmak istiyorum. 1 bölü 5 bölü 1 bölü 4 eşittir. Eşit olduğumu bilmiyoruz. Bakalım eşit mi? 2 bölü 3 artı 2 bölü 15. Burada 1 bölü 5 çarpı 4 bölü 1'den sol tarafımız 4 bölü 5 geliyor. Eşittirin sağında payda eşitliyorum. Burayı 5 ile çarparsam 10 bölü 15 artı 2 bölü 15. Düzenlersek 12 bölü 15. Bunlar eşit mi? Bunu sadeleştirelim. 3'e bölelim 4. 3'e bölelim 5. Bakın ne oldu? Her iki tarafta birbirine eşit oldu. Dolayısıyla cevabımız D Birden fazla işlem var. Burada köşeli parantez içerisiyle başlıyorum. 0 tam onda 2. Bunu öncelikle kesire çeviriyorum. 2 bölü 10'un karesi. Buradan da 4 bölü 100'dür. 2 bölü 10'un küpü diyoruz buna da. 2'nin küpü 8, 10'un küpü 1000'dir. Burası da 8 bölü 1000. Burada payda işleyelim. Bunu 10 ile çarpalım. 40 bölü 1000 artı 8 bölü 1000 gelir. Düzenlersek burası 48 bölü 1000. 10'un karesi nedir arkadaşlar? 100'dür. Dolayısıyla çarpı 100 diyoruz. Buradaki 2 sıfır aşağıdaki ile sağa değişirse en sade hali 48 bölü 10. 48'de 10 4 kere var. 4 de da 8. Cevabımız C şıkkı. Parantez içerisinden başlıyoruz. Burası 2 bölü 10 çarpı 0 tam yüzde 15 de 15 bölü 100'dür. Çarparsak 30 bölü bindir. Yani en sade hali burası 3 bölü 100 gelecektir. 0 10'da 9 devirli de burası 9 olduğu zaman arkadaşlar bu 0'ı 1 artırıyoruz ve bunu 1'e yuvarlıyoruz. Yani burası 6 bölü 1000 çarpı 1 gibi. Buradan da 6 bölü 1000 gelecektir. E payda eşitleyeceğiz. Yine bakın burayı 10 ile çarpacağız. 10 kere 3 30. 36 bölü 1000 gelecektir. Bu da 0 tam 1000 de 36 olarak yazılabilir. Cevabımız bu şekilde E'dir. Bu kesri pay ve paydasını virgüllerden kurtarmak istiyorsak onunla genişletebiliriz. Onunla genişlettiğimizde artık virgüller 1 basamak sağa kaydı ve kayboldu çarpı burada yine 10 ile çarparsak 10 bölü 25 eksi 30 bölü 5 olacaktır. Yine payda işleyelim. Burayı 5 ile çarpalım. 10 bölü 25 eksi 150 bölü 25 gelir. Bunu da 3 ile sadeleştirirsek burası 5 bölü 7 yapacaktır. Yani 5 bölü 7 çarpı eksi 140 bölü 25. Burayı 25'i 5 ile sadeleştirirsek 5 kere var. Eksi 28 bölü 7 gibi bir durum oluyor. Yani cevabımız eksi 4'tür. B şıkkı. Pay ve paydayı öncelikle 10 ile çarpalım. 15 bölü 25 bölü 0 tam 10'da 2. Bunu da rasyonel hale çevirelim. Bölme yapıyoruz. 15 bölü 25'i önce bir sadeleştirelim. 5'e bölelim. 3 bölü 5. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Yani 10 bölü 2 diyorum. Buradan da çarparsak 30 bölü 10'dan A'nın cevabı 3'tür. B'ye bakalım. B'de 2 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 eksi 4 bölü 100 durumu var. Önce çarpma yaparız. 6 bölü 100 eksi 4 bölü 100'den B'mizde 2 bölü 100 gelecektir. Son olarak C'ye bakıyoruz. Pay ve payda da virgüllü sayılar var. Dolayısıyla biz buradaki C'yi 0 tam 10'da 3'ü 100 ile çarparsak 30... Aşağısını 100 ile çarparsak da 2 olur. Çarpı 0 tam 10'da 4'ü 10 ile çarpalım. 4 paydayı da 10 ile çarpıyorum. 2. Buradan da 15 çarpı 2'den C'miz de 30 gelir. Dolayısıyla en küçük sayımız burada virgülü olan B sayısı sonra 3 sonra da 30'dur. Cevabımız buradan da C şıkkı. Toplamı yaparken bakın birinde 0 tam 0.4 diyor virgülden sonra 2 basamak var. Bir tanesinde bir tane basamak var. Virgülün en sağına istediğimiz kadar 0 ekleyebiliriz. Toparladığımızda burası ne oluyor? 0 tam %44. Paydaya bakıyorum. 2 basamak, 2 basamak. Bunları direkt olarak toplayabiliriz. 0 tam 0,5 artı 0 tam 35'i de 0 tam %40 şeklinde yazabiliriz. Burada pay ve paydayı da yüzde çarparsanız ilk kesirimiz 44 bölü 40'tır. Buraya bakalım. 3'ten 0 tam 3'ü çıkarıyoruz. Yani şu şekilde alt alta yazabiliriz. Burası 0'dır. 3'ten 0 tam 3'ten çıkarıldığı zaman normal çıkarma yapıyoruz. Burası 2 tam onda 7. Sonra 1 tamdan 0,97'yi çıkarıyoruz. Burada virgülün sağına 2 tane 0 ekleyebiliriz. Buradan da 0 tam %3'tür. Yani 2,7 bölü 0 tam %3 var. Pay ve paydayı 100 ile genişletelim. 270 burası da 3. İkinci kesrimizin de toplamı sadeleşmiş hali 90'dır. Yani sonuç olarak 44 bölü 40 artı 90. 4 ile sadeleştirirsek burayı 11. 4 ile sadeleştirirsek 10. Yani 11 bölü 10 artı 90 11 bölü 10'u da 1 tam 10'da 1 diye yazarsak cevabımız 91 tam 10'da 1 ile C şıkkı. X, Y, Z birbirinden bu şekilde farklı sayılardır. A artı B'miz X, B artı C'miz Y'dir. Bu ikisinde B'ler ortak olduğu için A ve C'ler birbirinden farklı olduğunu söylüyoruz. X, Y'den küçük olduğuna göre A sayısı C sayısından küçüktür. Birinci ile üçüncüyü incelersek burada A'lar ortak. B ve C farklı. Y Z'den küçük olduğu için B de C'den küçüktür diyoruz. Ve birinci ile ikinci değil de ikinci ile üçüncüyü incelersek buraya bakarsak ikisinde C'ler aynı. B ve A farklı. Y Z'den küçük olduğu için B de A'dan küçüktür. Yani burada B A'dan küçük. A da C'den küçüktür. Cevabımız bu şekilde C şıkkı. Birinci kesirde 9'a bölmüşüz 4'ünü taramışız. Yani 4 bölü 9. Bu kesiri bakın 2 ile çarparsanız 8 bölü 18 gibi bir kesirdir. Burada 1 bölü 12 ile 17 bölü 18 arasında olup olmadığını soruyor. Bunu 2 ile genişletirsek 9 bölü 18 yapar. 8 bölü 18 9 bölü 18'den büyük değildir. Dolayısıyla birler olmayacak. Bunlar gitti. İkinciye bakalım. İkinci de 8'e bölmüşüz. 3'ünü almışız. 3 bölü 8. 1 bölü 2 kesri. 17 bölü 18 kesri ve 3 bölü 8 kesrini karşılaştıracağız. Paydaları 72'de eşitlerseniz bizim kesrimiz 27 bölü 72. Buradaki 1 bölü 2 kesrimiz ne oluyor arkadaşlar? 36 bölü 72. Burası da 68 bölü 72. 27 sayısı bu ikisinin arasında olmadığı için ikiler de gitti. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde yalnız 3'tür. Hangisi 3 bölü 2 ile 7 bölü 3 arasındadır? A şıkkıyla başlayalım. Şimdi paydalarımız 2, 3 ve 4. Bunların ortak katı 12'dir. 12 olması için 3 bölü 2'nin paydasını 6 ile 7 bölü 3'ü 4 ile çarpalım. 9 bölü 4'ü de 3 ile genişletelim. Çarparsak 18 bölü 12, 27 bölü 12, burası da 28 bölü 12. Hepsi nedir? Pozitif birer kesirdir. Paydalarına bakmayalım. 18, 27, 28. Evet 18, 27'den küçüktür. 27, 28'den küçüktür. Dolayısıyla 9 bölü 4 bu aralıktadır. Cevabımız A şıkkı. K pozitif bir reel sayıdır. 13 bölü 4 eksi K işleminin sonucu Pozitif bir tam sayı ise k sayısı en az kaçtır? 13 sayısını 4'e böldüğümüzde 3 kere var. 3 kere 4 12. Burada bir 0 ekliyoruz. Burada virgül atıyoruz. 10'da 4 2 kere var diyoruz. Sonra bir 0 daha atıyoruz. Artık virgül eklemiyoruz. Burası ne oldu? 3 tam %25. Bundan k'yı çıkardığımızda bir tam sayı olacak. Ve k sayısı pozitif olacak. Dolayısıyla tam sayı olması için k sayısı buradaki küsüratı yok etmesi gerekir. En azından 0 tam %25 olması gerekir. Cevabımız E şıkkı. Paydalarımız 4, 44 ve 40'tır. Hepsinin ortak katı 440'tır. Dolayısıyla bunu 110 ile genişletiyorum. Bunu 11 ile burayı da 10 ile çarpıyorum. Paylarımıza bakıyoruz. Payımız 330, 300, Diğerinde de 363. Paydalarımız aynı olduğu için yazmayacağım. Payı küçük olan daha küçüktür. Yani 300, 330'dan küçük. O da 363'ten küçüktür. Buradan cevabımız D şıkkı. B1, B2, B3 birer rakam olmak üzere 23 bölü 6 sayısı bu şekilde yazılabiliyordur. Buna göre B13, B14, B15'i bulun diyor. 23'ü 6'ya bölelim. Tam bölünmez. 3 kere var. 18, 5. Buraya 0 atıyoruz, virgül atıyoruz. 50 de 6, 8 kere var. 6 kere 8, 48. Bu şekilde devam ediyoruz. 20 de 6, 3 kere var. 18, 2, 20 de 6, 3 kere var. Nokta nokta şekilde devam ediyor. Yani 13. 14. 15. tüm sayılar artık bizim için 3'tür. Fark etmeyecek. Dolayısıyla toplamları 9'dur. A seçeneğidir. 10 ile 12 arası 2 birimdir. Bu 2 birimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüşüz. Her bir aralık 2 bölü 8 birim uzunluğunda. Onun üzerine 2 bölü 8'leri ekliyoruz. 1, 2, 3 defa ekliyoruz. Yani x sayısı 10 artı sadeleştirirsek 3 bölü 4'tür. Şıkları incelerseniz bakın virgüllü noktalı sayılar var. Ondalık kesir şeklinde istiyor. Bunu 25 ile çarparsak 10 tam 75 bölü 100 çıkacaktır. Dolayısıyla cevabımız ya B'dir ya da E'dir. Diğerleri gitti. Burası 3 ile 4 arası 1 bir birimdir. Burayı da 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüşüz. Her defasında 1 bölü 5 birim artıyor. Yani Y sayısı... 3'ün üzerine 1 bölü 5, 1 bölü 5 artıyor. Sağa doğru 1, 2, 3 defa gittiğimiz için burası da 3 bölü 5 artacaktır. 3 artı 3 bölü 5'e paydamızı 10 olacak şekilde 2 ile genişletirsek 3 tam 6 bölü 10 olacaktır. Yani 3 virgül 6. Z'ye bakalım. Burası eksi 6 ile eksi 3 arası 3 birimdir. Kaça bölmüşüz? 3, 6 her defasında 3 bölü 6 birim uzunluğunda artıyoruz ya da azalıyoruz. Eksi 6'da değil de eksi 3'ten bakarsak z sayısı eksi 3 sayısından eksilerek gidiyor. Sadece bir defa sola gittiği için buraya çarpı 1 diyebiliriz ya da yazmayabiliriz. Eksi 3 eksi 3 bölü 6'yı da bu şekilde yazarız sadeleştiririz. Kesirli olacağı için ondalık kesir olacağı için bunu da paydasını 5 ile çarpıyoruz eksi 3 eksi 5 bölü 10. Yani eksi 3 eksi 0 tam 10 5'tir. Bu da eksi 3 virgül 5 yapacaktır. Buradan cevabımız E şıkkıdır. Devirli ondalık kesiri normal kesiri çevirirken tamamen yazıyoruz. Devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Devreden bir tane sayı olduğu için bir tane 9 koyuyoruz. Dolayısıyla burası 15 bölü 9. 3 ile sadeleştirirsek 5 bölü 3'tür. B sayısında tamamını yazıyoruz. 0'ı çıkarıyoruz gibi düşünün. Devreden 2 tane sayı var. 2 tane 9. 12 bölü 99. 3 ile de sağa burası da 4 bölü 33. Yani A bölü B 5 bölü 3 bölü 4 bölü 33'tür. Bunu da ters çevirip çarparsak 33 bölü 4 yapar. Sadeleştirirsek 5 çarpı 11 bölü 4'ten 55 bölü 4. Cevabımız A şıkkı gelir. Burada bize yuvarlama kuralından bahsediyor. Sayıyı yuvarlarken eğer ondalıklı kısmı 0 tam onda 5, 0 tam onda 6 gibi daha büyük sayılarsa bir fazlasına normal 0 tam onda 4, 0 tam onda 3 gibi 0,5'ten küçük sayı ise olduğu gibi tam sayıya yuvarlıyor diyor. Mesela burada 34 tam %23'ü Bakın buradaki onda birler basamağına bakarak yuvarlarsak 34'e yuvarlarız. 23 tam %51'i de buradaki sayımız 5 olduğu için ne oluyor? Bunu bir büyüğüne 24'e yuvarlıyoruz. Toplamımız 58 yapıyor. Peki yuvarlamadan normal toplarsak ne olur? 34 tam %23, 23 tam %51. Normal toplama yapıyoruz. 7 7 5 yani bu 58'den 57 tam %74'ü çıkaracağız. Sayı yoksa sağ tarafında virgül atıp istediğimiz kadar 0 yazabiliriz. Bunu 57 tam %74'ten çıkarıyoruz. 10'dan 4 çıktı 6, 9'dan 7 çıktı 2, 7'den 7 çıktı 0, 0 olacak şekilde cevabımız D şıkkı gelir. Burada dolu bir pilin görüntüsü var arkadaşlar. 15 bölmeye ayrılmış oyuncak arabayı 2 saat kullandığımızda şekil 1'deki gibi 2 bölmenin kullanıldığı görülüyor. Yani oyuncak araba 2 saatte 2 bölmedeki pili kullanıyorsa saatte 1 bölmeyi kullanıyor. Burada diyor ki 3 saat oyuncak araba kullanılsın. Dolayısıyla 3 saatte 3 bölme azalacaktır. Müzik çalar 3 saat kullanıldığında bu kez 6 birimdeki pili kullanıyor. Demek ki müzik çalarımız her bir saatte buradaki iki parçadaki enerjiyi kullandı. 1.5 buçuk saat çalarsa da bunu bir buçukla çarparsak yine 3 bölmedeki pili kullanmış olacak. Toplamda yani bizim 6 bölmedeki pilimiz azalmış olacak ve geriye 9 parça kalmış olacak. Toplam 15 parçaydı. 15 parçadaki 9 parça hala dolu. Bunu da sadeleştirirsek pilin enerjisi 5 ile 3 oranında hala duruyor. Cevabımız 5 şıkkı. Burada bardak kaydırma oyunundan bahsetmiş. Bu bardağımız dik konumda A ile B arasında bir noktada durması gerekiyor. A çizgisi ile B çizgisi arasında dik durması gereken bardaklarda A'nın atış noktasına uzaklığı 100 bölü 6'ymış. Yani 100'ü 6'ya bölelim. Bir kere var. 4, 40, 6 kere var. 36. Tekrar 6 kere var. Nokta nokta şeklinde devam ediyor. B çizgisinin atış noktasına uzaklığı 116 bölü 5'tir. 116'yı 5'e bölelim. Bunu pay ve paydayı 2 ile çarparsak daha rahat bölebiliriz. 232 bölü 10. 10'a bölersek de virgül 1 basamak sola kayıyordu. Bu da 23,2. Yani aradığımız değer 16.66 ile 23,2 arasında. Yani 23'ten büyük olan Feride olamaz. 16'dan küçük olan Ali de olamaz. Diğer 3'ü bizim için oyunu kazanabilir. Cevabımız C şıkkı. Şekil 2'deki boş şırıngamız 150 ml ilaç alıyor. Burayı 6 eş parçaya bölmüşüz. 150 bölü 6'dan her bir aralık 25 mililitre alacaktır. Buradaki 4 aralıkta o zaman 4 çarpı 25'ten 100 ml ilaç alır. Bu 100 mililitreyi getirip buraya boşaltıyoruz. Buradaki boş kısım tamamen dolmuş oluyor. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. 100'ü 5'e bölersek ne oluyor? Buradaki her iki çizgi arası 20 mililitre. Dolayısıyla toplamda 7 tane çizgi olduğuna göre 7 aralık varsa 20 çarpı 7'den bizim buradaki şekil 1 140 mililitre ilaç alabilir. Cevabımız değişik. Birinci arazi 12 eş parçaya, ikinci arazide 18 eş parçaya ayrılmıştır. Birincisi Asya, ikincisi ekine kalan arazileri gösteriyor. İkisinin de birbirine eşit alanda olduğu söyleniyor. Buna göre bakın 12 ve 18'in en küçük ortak katını alalım. Bunların ekoku nedir? 36'dır. Yani ikisi de 36 metrekarelik birer araziden bahsediyormuşuz gibi düşünebiliriz. Peki 36'yı 12'ye bölersek Asya'nın 3 sonra 36'yı 18'e bölersek 36 bölü 18'den Ekin'in buradaki her bir parselde 2 metrekarelik arazisi olduğunu söylüyoruz. 3 kere 2'den de 6 metrekare. Yani Ekin'in 6, Asya'nın 3 ise toplam elimizdeki parsel 9 metrekare. Ekin bir miktarını Asya verirse ikisi eşitlenmiş oluyor. Yani 9 bölü 2'den her ikisinde de 4,5 metrekare oluyor. Yani burada ekin ne kadarını vermesi gerekir? 6'dan 4,5 çıkarırsak 1,5 metrekaresini Asya'ya vermesi gerekir. 6'da 1,5'u verecek. Bunu da 10 ile çarparsak 15 bölü 60'ını vermesi gerekir. 15'e de sadeleştirirseniz ekin kendi üzerine düşen arazinin 4'te birini Asya'ya verirse arazileri ikisinde birbirine eşit olmuş olur. Cevabımız B şıkkı. Elimizdeki 4 litrelik şişeyi önce 5'e sonra 4'e böldük. Yani 20 eş parçaya böldük. Buradaki her iki çizgi arası 4 bölü 20 litre. Bir miktarını burada Cemile içmiştir. Bakın 5, 6, 7, 8 tanesini içmiş. Dolayısıyla içilen kısım 4 bölü 20 çarpı 8'den 32 bölü 20'dir. Bunu da 4 ile sadeleştirirsek buradaki 8 bölü 5 litrelik su içilmiştir Cevabımız E şıkkı. Elimizde bir tam pizza var arkadaşlar. A kişisine bunun yarısını yiyoruz, yarısını veriyoruz. Geriye kalan 1 bölü 2'lik kısmı tekrar 2'ye bölüp bunu B'ye veriyoruz. 2'ye bölüyoruz. 1 bölü 8'i C'ye. 1 bölü 16'sı D'ye. Bu şekilde devam edip her defasında 2'ye bölüyoruz. Son olarak D ile F'yi topluyoruz. 1 bölü 16 ile 1 bölü 64'ü toplayın demiş. Paydamızı 4 ile çarpalım. 1 ile çarpalım. Buradan 5 bölü 64'lü kısmını yiyoruz. Cevabımız E şıkkı. Toplam 36 tane kalemimiz var. Bunların 9'da biri yani 4 tanesi mavi. Sonra 6'ya bölelim. 36 çarpı 1 bölü 6'sı da siyahmış. 6 tane de siyahımız var. 36'nın 5 bölü 18'i kaç yapıyor? Bunu bulalım sadeleştirirsek 10 tanesi de sarı. Yani toplam şu an sarı, mavi, siyah 4, 6 ve 10'dan 20 tane oldu. Yani yeşilleri arıyorsak 36'dan 20'yi çıkarmamız gerekir. 16 tane de yeşilimiz var. Bunlardan bakın hepsi görünmüyor. 4 tanesi görünüyor. Yani 16'da 4'ü sadeleştirirsek yeşillerin 4'te 1'i görünmektedir. Cevabımız C şıkkı. Burada daire var ve halka var arkadaşlar. Halkalardaki dilim sayısı bize burada neyi gösteriyor? Payı göstersin. Dairelerdeki dilim sayısı da paydayı göstersin diyor. Yani bakın burada 1, 2, 3 tane halka da 5 tane de dairenin içerisinde taralı bölge var. Kesrimiz 3 bölü 5. Burada bakalım mesela birinciye bakalım. Dışarıda 1, 2, 3, 4 tane var içerideki dairede 3, 6 tane var. 4 bölü 6 payda küçük olduğu için basit bir kesirdir. Yani bileşik değil. İkinciye bakalım. Burada 2, 4, 6, 8. Daire içerisine bakarsanız 4 tane. 8 daha büyük olduğu için 8 bölü 4'ümüz bileşik bir kesirdir. 2 olacak. 3'e bakalım. 2, 3, 4, 5, 6 tane. Payımız 6. Paydamızda da 4 tane taralı var. 6 bölü 4. Bu da yine bileşiktir. Cevabımız E şıkkı.